Hepinize merhabalar. Bugün benim de bugüne kadar hiç yapmadığım ama daha önce birkaç kez yemeği fırsatı bulduğum bir yemek yapacağız. Arapların meşhur bir yemeği var, Mende. Aslında dünyanın farklı yerlerinde bizlerde de dahil olmak üzere bu yemeğin varyasyonları var. Temelinde etli bir pilav ama Araplarınki gerçekten güzel oluyor. Sadece ben daha önce Arabistan'da falan yeme fırsatı bulmuştum. Yani biraz bize fazla geliyor baharatı. Ben bugün birazcık Kendimize göre ufak tefek değişiklikler yaparak bir tarif vermeye çalışacağım. İsterseniz lafı uzatmayalım. Hadi başlayalım. Şimdi önümde iki tane kuzu kol var. Ben bu kolları kullanarak yapacağım. Bu akşama da misafirlerim var. Şimdi etleri baştan bir kenara alalım. Çünkü başka işlerimiz var. İlk başta şu etin baharatını bir ayarlayalım çünkü makinede daha sonra bir işim daha olacak. Şimdi benim şöyle muhteşem üçlü diye bir baharatım var. Bunun içerisinde tuz, karabiber ve sarımsak tozu var. Bundan yaklaşık olarak dolu dolu bir yemek kaşığı kadar. Üzerine de biraz tuz takviyesi yapıyorum. Kaya tozu. Yaklaşık olarak bir tatlı kaşığı kadar ek yaptım. Bunları inceltiyorum. Baharatları bu şekilde incelttik. Şimdi bunları bir kenara alalım. Şimdi etlerime şöyle aldım. Tarife başlamadan bir yarım saat kadar önce bir tutam safranı soğuk suyun içerisine bıraktım. Şöyle gördüğünüz gibi rengi tamamen sapsarı oldu. Şimdi bu sudan kuzunun üzerine sürüyorum arkadaşlar. Elinizi boyacağı için böyle bir şey kullanmanızda fayda var. Şimdi az önce çektiğim baharatın bir kısmını bunun üzerinden uyguluyorum. Evet, ilk etimiz tamam. İkincisine de tamamen aynı işlemleri yapacağız. Normalde buna toz safran da koyuyorlar arkadaşlar ama bizim buralarda toz safran yok. Yani o zannediyorum tamamen safranın toz hali değil. Başka zerdeçal gibi bir şeylerle karıştırıldığını düşünüyorum. Kalan kısmını da yine baharatla baharatlıyorum. Etlerle işimiz bu kadar. Şimdi bunlar kenarda birazcık beklesinler bize. Şimdi pilavını yapacağız. Pilavı için 3 tane soğana ihtiyacımız var. Burada da bir sürü tarif izledim arkadaşlar. Hepsi çok farklı farklı yapıyor. Çok değişik yapılış şekilleri var diye düşünüyorum. Ben açıkçası kendi biraz gönlüme göre yapacağım. Çünkü daha önceden bu tür pilavı birkaç kere yapmışlığımız var. Biraz miktarları ben kendi damağıma göre ayarlamayı düşünüyorum. Şimdi mesela bu soğanı bazısı ay ay doğuruyor. Bazısı benim yaptığım gibi zar şeklinde doğuruyor. Ben mesela finalde çok fazla soğanın hissedilir olmasını istemiyorum. Yani pilavın arasında erisin kaybolsun istiyorum. O yüzden ben bu şekilde doğradım. Şimdi tencerenin içerisine 7-8 yemek kaşığı kadar çiçek yağı ekledim. Yağımız ısındı. Artık soğanları içerisine alıyorum. Şimdi burada soğanları birazcık böyle karamelize edeceğiz. Çok fazla da değil çünkü daha bu fırında da pişeceği için orada da aslında pişmeye devam edecek. Biz bugün kalabalık olduğumuz için arkadaşlar ben böyle 5 bardak pirinçten yapacağım. Basmati pirinci kullanıyorum. Ben bunları bir yarım saat kadar önce güzelce yıkadım. İyice artık böyle hani nişastası çıkana kadar, suyu berrak kalana kadar o şekilde yıkadım. Şu an pirinçlerim hazır. Soğanlar bir taraftan karamelize olurken biz artık pilavın baharatına geçelim. Ben bu şekilde önden ayarladım. Miktarları size aşağı yazacağım açıklamalar kısmına. Bunu dedim ya çok farklı farklı yapanlar var. Bu baharatları aynı şekilde böyle bütün haliyle pilavın içerisine atanları da gördüm. Onun dışında böyle toz hale getirip bundan kaşık kaşık içerisine koyan da gördüm. Açıkça bana o daha mantıklı geldi. Çünkü diğer türlü bu taneler ağzınıza geldiği zaman dünyanızı karartıyor. E bu kadar küçük taneleri bir daha pilavın içerisinden toplama şansımız da yok. Bana böylesi daha mantıklı geldiği için ben bunları toz hale getirip o şekilde kullanmayı düşünüyorum. Bu arada soğanlarımız da istediğimiz kıvama geldi sayılır. Şimdi bütün baharatları yine toz hale getiriyorum. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi baharatlarımızı toz hale getirdik. Yine bunları şöyle kenara alıyorum. İçindeki baharatlar bizim çok alışık olduğumuz baharatlar değil ama şöyle koktuğumuz zaman da gerçekten güzel kokuyor. Şimdi artık tarifi toplamaya geçebilirim. Tarifin bu noktasına geçtiğimiz zaman artık fırını çalıştırıyoruz. Önden 240 dereceye ısıtıyoruz arkadaşlar. İlk başta sıcak olsun sonra birazcık düşüreceğiz. Şimdi şöyle kabımıza şöyle tezgahın üzerine alıyoruz. Soğanlar gördüğünüz gibi artık kararmaya başladı. Şimdi pirinçleri içerisine alıyorum artık. Uzun süre pişeceği için o alttaki soğanlar bir yerde bir yatak vazifesi görüp e, pilavın tutmasını engelleyebilir. O yüzden ben karıştırmayacağım. Şimdi bunun üzerinden az önce hazırladığımız baharatı veriyorum arkadaşlar. Bunun miktarı size kalmış. Ben toplamda 2 yemek kaşığı kadar koydum. Biraz da arttı. Yani açıkçası çok fazla böyle riske etmek istemiyorum. Çünkü misafir de var. Çok da koksun istemiyorum. Şöyle bir üstünden çok altlara inmeden karıştırıyorum. Neredeyse bütün tariflerde bu var arkadaşlar. Bunu aktarlardan bulabilirsiniz. Bulamazsanız es geçin. Kurutulmuş limon. Normalde onlar böyle yuvarlak bütün halde koyuyor. Ben o şekilde bulamadım. Bu şekilde koyacağım. Altı ince dilim yaklaşık bir limona denk gelecek kadar koydum. Şimdi bunun üzerinden ılık su arkadaşlar Tamamen soğuk da vermiyorum, tamamen sıcak da vermiyorum. Şimdi burada ölçü olarak 1'e 1,5 gibi diyebiliriz. Şu an 1 kilo pirince 1.25 su ekledim, biraz daha istiyor. Şimdi arkadaşlar şöyle pilavın üzerine koyduğunuz zaman bakın. Neredeyse şuraya kadar. Şöyle parmağımın üçte birine gelecek kadar üstüne çıkması gerekiyor. Bu şekilde bunu bırakıyorum. Şimdi geldik etlere. Şimdi bunun üzerine bazısı alüminyum folyo kaplıyor. Üzerine delikler açıyor. Bazısı bu delikli pizza kapları veya süzgeçler var ya onlar gibi bir şey koyuyor. Benim elimde bu tencereme uygun böyle bir şey var. Normalde yağ sıçramasını engellemek için bir aparat. Ama suyu tamamen geçirdiği için ben bunları kullanmaya karar verdim. Bu arada arkadaşlar pilavın tuzunu koymayı unuttum. Onu da şöyle yine ölçülendirmiş olalım. Yaklaşık bir buçuk yemek kaşığı kadar tuz ekledim içerisine. Şimdi bu kaba üzerine bu şekil koyuyorum arkadaşlar. Az önce marine ettiğimiz etleri şöyle alacağım. Bunun üzerine denk gelecek şekilde şuradan birazcık ayıralım. Daha rahat edebiliriz. Evet. Şimdi ikincisini de alıyorum. On da aynı şekilde ayıralım. Son olarak üstünden yine şu kalan safranı geçiyorum arkadaşlar. Şimdi bunun üzerinden şöyle bir pişirme kağıdıyla güzelce kaplıyoruz. Komplesini artık alüminyum folyoyla kaplıyorum. Şimdi sistem etler üstünde, etlerin suları süzüldüğü zaman alttaki pilava akacak. Bu şekilde lezzetli bir pilav ve üstünde de güzel tandır şeklinde pişmiş bir et olacak. Artık fırınım ısınmış. Fırının ortasına böyle denk gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Evet arkadaşlar, bu şekilde şimdi 45 dakika boyunca 240 derecede baştan bir kızartacağız. Ondan sonra dereceyi biraz daha düşürüp daha yavaş bir şekilde pişmesini sağlayacağız. Artık 45 dakika sonra görüşürüz. An itibariyle 45 dakika oldu. Şimdi sıcaklığı artık 190 derecelere düşürüyorum. Bu şekilde devam edeceğiz. Daha şu an olması için çok erken. En az daha 1-1,5 saat daha pişmesi gerekiyor. Ondan sonra kontrol etmeye başlayacağım. Şu an bu şekilde bıraktım. Ee, artık bir, bir buçuk saat sonra görüşürüz. An itibariyle toplam 3 saat oldu. Şimdi bir kontrol edelim. Ben az önce bir propla bir baktım. Artık yemek saati de geldi. Biraz daha tutsam daha da güzel olacak ama bir bakacağım yine şimdi. Şöyle bir açalım. Şu kenarından bir bakalım. Bir daha biraz istiyor gibi ama. Evet arkadaşlar şu an 94 dereceyi geçmiş. Yani şu an ne demek oluyor bu? Artık kolajenler erimeye başlamış demek oluyor. Bunu hani böyle kemikten salladığında dökülecek kıvama gelmesini istiyorsanız 99-100 dereceleri bulmanız lazım. Bu ne demek? Daha aşağı yukarı 45 dakika, 1 saat daha pişmesi demek. Şimdi benim misafirlerim olduğu için artık ben burada bitirmek zorundayım. Bundan sonrasını artık devam ettiremeyeceğim. Şunları hiç bozmadan bir kaldıracağım. Şu an görüntü bu şekilde arkadaşlar. Gayet güzel görünüyor. Şimdi bunun orijinali kuyuda yapılıyor. Kuyuda önden odunları yakıyorlar. Ondan sonra en alta pilav, üstte etler gelecek şekilde koyup kuyuyu kapatıyorlar. Burada tabii o odun lezzetiyle pişmiş oluyor. Şunu alalım kenara. Bu arada pilavın da görüntüsü bu. Şöyle tane tane olmuş. Gayet güzel görünüyor. Şimdi arkadaşlar buna şöyle bir şey yapıyorlar. Şöyle ortasını açıyorlar bunun. İçerisine şöyle bir alüminyum folyo, az önce kızdırdığımız bir kömür, duman yapması için de bir miktar yağ. Şimdi bunu da üzerine koyup yaklaşık 5-10 dakika kadar arkadaşlar bunun üstünü kapatıyorlar ve bu şekilde fümeliyorlar. Şimdi ben de bir 5 dakika bunu tutacağım. Ondan sonra devam edebiliriz. Evet acı baba, hoş geldin. Ay, hoş bulduk Mustafa ya. Bugün belki ben kaç saatten beri uğraşıyorum onunla. Evet. Mendi yaptın herhalde ha? He? Aynen Da 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 da. Ali. <laughs> Ali. Bugün Ali var bugün Ali. Arada görünmüyor burada ama bak buradan görünüyor. Bugün Ali burada Ali. Evet. Görüntü çok güzel oldu. Halen daha da tütmeye devam ediyor. Ben bir 5-6 dakika kadar tuttum. Çok fazla ihtiyaç yok. Normal şartlarda etimizi bir, bir saat daha pişirsek bak 10 numara olacaktı. Şu an yani tam istediğim gibi çözülmedi ama bakacağız fikrimize söyleyeceğiz. Bu pilavın içerisinden şu limonları artık görebildiklerimi alacağım. Limonlu muydu? Evet limonlu Ali sen çok seversin. <laughs> He? <Bu neyse. gülüyor> ama senin hiç sevmediğin bir şeye tadıma geldin. Olmaz ki. Buradan gözüküyor. Şu an gayet güzel. Bakın tane tane olmuş pilav pilav süper olmuş. Bak tane Aynen. tane olmuş. Şimdi bunu bu tarafa aktarayım ondan sonra tadım yapalım. Arkadaşlar alttaki soğan tamamen karamelize olmuş. Bak şöyle hala yumuşak. Ben özellikle karıştırmadım işte dibine tutarsa belki diye. Hacı baba şöyle bir alt üst edelim de bi birazcık buhara çıksın. İşte. Tam Arap işi bu ya. Yani. <laughs> bu arada kokular falan harbiden tam Arap işi yani. Çok dumanlar çıkıyor mesela. Şu an Sonumuz bu şekilde, gayet güzel oldu bence. Evet Hacı Baba, nasıl yiyeceğiz şimdi? Bunu? Vallahi Mustafa, <laughs> bunun soğuması lazım. Evet, soğuması lazım. Şimdi sofrada da misafirler var. Soğuması lazım. Etler pişmiş, pişmemiş değil. Yok, etler, etler pişti. Pişmiş. Ama şimdi bak şöyle hani kemiğinden ha. salladığında ayrılacak kıvamda değil arkadaşlar. 95 derecede aldım. Normalde 99, 100, 102 hatta çıkarsanız o tamamen erir yani. Ama şu an yenecek şekilde yani. Acı baba, şuradan şöyle alalım istersen. Bak of, şu an of, of. incikler böyle. Gel Buyurun. bakalım yanıma Ali. <laughs> Aliye bir tadım yaptıralım. İlk başta Aliye. Aliye yaptıralım bu tadımı ya. Ali diyor ki çoktandır diyor böyle diyor güzel et yemiyordum diyor ya. Burası bu arada en sert yeri acı baba. Vallahi. Mi? Evet. Aleyküm Bismillah. Ali. Tam istediğim gibi olmadı Bak bakalım. Yani. Bir saat daha olacak da. He, he. Ali nasıl? Güzel. Bakalım <laughs> hadi bismillah. Oh. Fazlasına gerek yok bir şey. He? Vallahi fazlasına gerek Müsaadenizle. yok. Müsaadenizle. Bunları da tutsam. Al amcam bakayım. Fazlasına bismillah. gerek yok. Hı. Müsaadenizle. Bismillah. Evet, şimdi gayet güzel eriyor. Arkadaşlar şu an et gayet güzel pişmiş. Ama dediğim gibi yani tam kolajenlerin erime sınırındayız. Şu an ama hiç çiğnetmiyor yani. Ağzına pıt pıt eriyor. Tek sıkıntı çok sıcak oluyor oluşu. Evet. Yavaş, bir de pilavından tadalım bakalım. Pilav ben tattım çok sıcak. Öyle mi? Arkadaşlar kokusu çok alışık olduğumuz <laughs> pilavlar gibi değil. <laughs> Ali yandın mı Ali? İyiyim. <laughs> <laughs> ben sadece, ben sadece Sen sadece etten yiyeceksin. Sen sadece etten yiyeceksin. Arkadaşlar pilavı içine koyduğumuz baharattan dolayı daha böyle tatlılı bir pilav gibi. Evet. Ee, ama güzel mi dersen güzel. Ben normal bizim pilavı her zaman tercih ederim. Çok böyle iç pilavcı bir adam değilim ama ben özellikle içerisine kuru üzüm işte badem de vesaire koymadım. Onları koyduk mu bize kimse yemez çünkü onu. Ben biraz daha boş yaptım. Dileyen içine kuru üzüm koyuyorlar. Bizde kuş üzümü konur ama Araplar genelde kuru üzüm koyuyorlar. Sonda da badem koyuyorlar üstünden. Ben onları es geçtim arkadaşlar. Yani 10 üstünden 7 bana göre. Sence? Vallahi et çok güzel. Ya biraz daha işte. Şimdi no, misafir et... olmasa ben bunun hakkını verirdim yani. No, et güzel güzel ya güzel ama benim istediğim kadar güzel değil. Amca, bana pilavdan sıfır. <laughs> Sana sıfır mı? Ali'ye beğendiremedik arkadaşlar. Ete kaç puan veriyorsun? 11, 11. 10 üstünden mi 11? Evet. <laughs> Evet, eti beğendirdik, pilavı beğendiremedik. Hacı baba, vallahi eline sağlık. Afiyet ben de olsun. bunu böyle biliyorsun, beni Araplar böyle böyle yiyor bunu. <laughs> ben de deneyeyim diyorum böyle şöyle yapayım <laughs> dedim ya. bir kaşıkla devam. Evet, yani. Gelsin. <laughs> Arkadaşlar, umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Bir arkadaşımızla konuşmuştuk bunu. Instagram'da Raber Umet. Irak'ta yaşıyor yanlış bilmiyorsam. Bir kardeşimiz sık sık da görüştüğümüz onun isteğiydi bu. Daha doğrusu tarifi de o yollamıştı bana. Onun yolladığı tarif üzerinden elimden geldiği kadar yapmaya çalıştım. Artık hasta hatasıyla kusuruyla e, affedin lütfen. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet Hoşça kalın.